Merhaba sevgili arkadaşlar, ben Matematik Öğretmeni Mustafa Güler. Şimdi AYT Denemetre e, Temel düzey bir nolu denemeden başlayalım. Güzel sorularım var, özellikle de integral. Hadi bakalım, başlayalım. Birinci soru bakalım. Neyi söylüyor bize? Diyor ki bir tek sayının 6 ile bölümünden elde edilen bölüm ile kalanın toplamı 6'ymış. Güzel. Buna göre. Sayıları vermiş. Hangileri doğrudur diyor. Hmm, bu tek sayı. Bir tek sayı diyor ya. Arkadaşlar sayı mesela 31 olur mu? Hemen 31'i bir 6'ya bölelim. Hocam 5 defa var. Kalan ne? 1. Bölüm ile kalanın toplamı 6'yı verdi mi? Verdi. Sıra geldi 21'i denemeye. Hocam 21'i 6'ya bölelim. 3 defa var. 18. Kalan ne? 3. Bölüm ile kalanın toplamı... 6'yı veriyor mu? Veriyor. Bu da doğru. Sıra geldi 15'e. Hocam 15'i 6'ya bölelim. 2 defa var. 12. Kalan ne? 3. Bölüm ile kalanın toplamı 6'yı veriyor mu? Vermiyor. O zaman bu yanlış. Hangileri doğrudur? 1 ve 2 doğrudur. Yani cevap C şıkkı. Haydi yola devam. Şimdi arkadaşlar bunu bir parçalayalım mı? Yani x bölü bizden ne istiyor? Önce bir onu bulalım. Hocam bizden x bölü x'ye eksi y bölü x'ye istiyor. Tamam. Şu x'ler, şu y'ler birbirini götürdü. 1 bir bölü y eksi 1 bölü x'i bizden istiyor. O zaman 1 bölü y ve 1 bölü x'i bulalım. Hocam önce bunları böyle bir ters çevirelim. Ters çevirdiğimiz zaman yönde değişme olur. Şu 1 bölü 2 büyüktü ya küçük olacak. Yani şöyle bir şey olacak. 2 tabii eşitliğinden birlikte gidecek. Bu 1 bölü x ve 5. Bir de gördüğüm kadarıyla eksiyle çarpılmış. Bir de bunu arkadaşlar bir eksiyle çarpalım. Eksi 5. Evet. Eksi 1 bölü x. Evet. Eksi 2. Güzel. <laughs> Şimdi geldik şu ifade. Bunları bir ters çevirelim. 1. 1 bölü y. Ve 3. Tamam bitti. Hemen altına yazalım. Çünkü burada bir eksi meksi olayı yok. Görüyor musunuz arkadaşlar? Sonra bunları alt alta toplayacağız. Yani 1, 1 bölüye hemen altına yazıyorum ve 3. Alt alta toplayalım. Ee, birinde eşlik yok. Birinde varsa eşlik yoktur arkadaşlar. Şunların toplamı eksi 4, eşlik yok. 1 ee, bölüye eksi 1 bölü x. Birinde eşlik var, birinde yok. Toplamları 1 olur. O zaman eşlik yoktur. 1 ile eksi 4 arasında. Benden en büyük ve en küçük tam sayı değerler toplam isteniyor. Arkadaşlar alacağı en küçük tam sayı değer eksi 3'tür. Alacağı en büyük değer de 0'dır. Toplamları neye eşittir? Hocam toplamları eksi 3'tür. Yani cevap Adana. Şıklardan Adana'yı buldum ve işaretledim. Haydi geldik bizim bu sorumuza. Şimdi diyor ki A çarpı B tek sayıymış. O zaman A çarpı B tek sayıysa Kusura bakma da A da tektir. Vallahi B de tektir. Evet, evet, evet. Şimdi burada benim bir şey ayrıntımı çekti. Diyor ki tam sayılar. Arkadaşlar bunlar hepsi tam sayı olacağı için. Şimdi tam sayıdır demeseydi A çarpı B tek ya. Birine 1 bir bölü 3, üç, birine 3 de diyebilirdim. Çarpımları bir olurdu ki tek sayı olurdu. O zaman A hakkında bir şey söyleyemezdiniz. Ya da B hakkında bir şey söyleyemezdiniz. Anlatabiliyor muyum? Biri kesirli olursa ne tek ne çift. Ama yani burada tam sayı dediği için herkesi tam sayı almak zorundayız. Evet devam edelim. Yani tam sayı dediği için A da tek, B de tek ki çarpımları tek sayı olsun. Süper. Orayı anladık. Evet. Kalemimizi aldık. Şimdi A ve B tek sayıysa o zaman A artı B toplamı çift olur. Yani şöyle bir şey oldu. C artı D artı E eşittir. Çift. Çünkü iki tane tekin toplamı çift sayıdır. Güzel. Diyor ki CDE sayılarından en az biri tek sayıdır. Şimdi en az biri tekse arkadaşlar şöyle diyelim. Evet. CDE sayılarından en az biri tek. O zaman bunlardan şöyle diyelim. ikisi i̇kisi tek biri çifttir. Çünkü en az biri tekse üçün tek olması imkansız çünkü toplamlar çift olmaz. O zaman bunlardan ikisi tek biri çifttir. Ama hangisi tek, hangisi çift bilmiyorum. İkisinin tek, birinin çift olduğunu biliyoruz. Güzel. Tamam. Buradan yola çıkalım. Diyor ki buna göre hangileri daima doğrudur? B çarpı E çift sayıdır. Şimdi bir saniye. B zaten tek sayı. Onu çok iyi biliyorum. O zaman B tek sayıysa, bunun zaten tek olduğunu biliyorum. E, e hakkında kesin bir hüküm var mı? Yok hocam. Bunların ikisi tek biri çift ama hangisi tek hangisi çift bilmiyorum. O zaman bu arkadaşlar kesin doğrudur söyleyemezsiniz. B artı C çift sayı ise. Dur dur dur. B'nin tek olduğunu biliyorum. Eğer demişse B artı C ikinci öncülden bahsediyorum. Eğer çift ise. B'nin zaten tek olduğunu biliyorum. O zaman otomatikmen C'de tek olur. Şimdi ben C'nin tek olduğunu biliyorsam. E bunlardan biri tek biri çift kalacak. D ve E'den bahsediyorum. O zaman D ve E de zıt işaretli olur. Bu bizim ikinci öncülden bahsediyorum. D ve E zıt. Yani biri tek biri çift biri çift biri tek. Şimdi D ve E'nin toplamı eğer zıtsa yüzde yüz tektir. E, A da tekti. O zaman toplamları çift olur. İkinci öncülümüz doğru. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Bakın bir daha anlatıyorum. Şimdi a çarpı b tek sayıysa dedim ki a da tek b de tek. Bunda hiçbir sıkıntımız yok. Şimdi diyor ki c d e sayılarından en az biri tek sayı. E şimdi a ve b tek sayıysa ilk girişe baktım. O zaman c d e'nin toplamı %100 çifttir dedim. O zaman bunlardan en az biri tek ise bunların ikisi tek birisi çifttir %100. Ee, birinci öncül zaten yanlışta İkinci öncül diyor ki B artı C çift sayısı. Zaten benim ben tek olduğunu biliyorum. O zaman otomatikmen C de tek olacak. O zaman C tek olacaksa e, ikisi tek biri çiftse o zaman D ve E zıt işaretli olur. O zaman D ve E zıt işaretliyse ise toplamları neye eşittir? Çifte. Evet. Ya pardon zıt işaretli ise zıt işaretlerin toplamı nasıl çift oluyor ya? Allah'ım Rabbi. O zaman D artı E. Yüzde yüz tektir. Evet zıtların toplamı tek. Aa. Şurası tek. E A'nın da zaten tek olduğunu biliyorum. Tekten tekin toplamı çift sayıdır. İkinci öncülümüz doğru. Diyor ki C çarpı D çift ise. Şimdi C ve D eğer çarpımları çift ise... Demek ki C ve D'den üçüncü öncülü de buraya yazayım arkadaşlar. Demek ki C ve D'den biri çift. Evet çarpımları çiftmiş. O zaman E otomatikmen tek olur. E tek olur. Çünkü arkadaşlar çiftlerden birini yakaladıysanız e C ve D'den birisi çift. Onu biliyorum. O zaman E %100 tektir. Çünkü iki tek bir çiftim var ya. Güzel. Şimdi E'nin tek olduğunu biliyoruz. E, A ve B her ikisi de tekti zaten. Allah aşkına üç tane tekin toplamı tek sayı değil midir? Üçüncü öncül de doğru. Hangileri doğrudur? 2 ve 3 doğrudur. Cevap denizli. Şıklardan denizliyi buldum. Ve işaretledim. Geldik buraya. Rakamları farklı dört basamaklı. Ha, şımar arkadaşlar toplamı bir tam sayı belirttiğine göre. Şimdi toplam bir tam sayıysa o zaman bu 3, A, 2, B. Şimdi tam bölünürse bir tam sayı ile tam sayı ile sen 1 bölü 3'ün toplamına tam sayı diyemezsin. Arkadaşlar bu ifadenin %100 bölü 3 olması lazım ki hani 2 bölü 3 ile işte 1 bölü 3'ün toplamı tam sayı 1 olsun. Ya da ya da ya da 8 bölü 3 ile 1 bölü 3'ün toplamı işte tam sayı olsun. Ama paydada 3 varsa ancak 3 bizi kurtarır. O zaman 3 bizi kurtarırsa o zaman bu sayı %100 3 ile tam bölünecek. Ama 9'a bölünmeyecek. Çünkü 9'a bölünürse Altta 3 olmaz. Arkadaşlar burası 9'a bölündü 5. Burası 9'a bölündü. E, altta 5 oluştu. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Silgimi alayım. Dediniz ki hocam tamam 3'e tam bölünecek. 3'e tam bölünsün ki çünkü altta arkadaşlar paydada 45 denen bir gerçeğimiz var. O zaman paydadaki 45'i 5 çarpı 3 çarpı 3 derim. Bir tane 3'e bölünecek. 5'e de bölünecek. Bir tane 3'üm kalacak. Ondan dolayı yazıyorum. 9 ile bölünmeyecek ama 5 ile bölünecek. Olay anlaşıldı mı? Şimdi 5 ile bölünecekse dedim ki 3A2 son rakam ya 0'dır. 3A2 son rakam ya da 5'tir. Şimdi 3 ile Tam bölünecek ama 9 ile bölünmeyecek. Yani rakamlar toplamı 9'un katı olmayacak. O zaman ben dedim ki şuradaki A ne olabilir? A1 olabilir. Evet. Hocam A4 olabilir. Hocam A4 olamaz. Niçin? Çünkü 4 olduğu zaman rakamlar toplamı 9 oluyor. Ya da 7 olabilir. 7 olduğu zaman evet 9, 12 süper. Bunda hiçbir sıkıntımız yok. Rakamları farklı 4 basamaklı. Tamam. Devam edelim. Geldik bizim bu ifadeye. Ee, bunda bir sıkıntımız yok değil mi arkadaşlar? rakamları evet gerçekten de farklı oluyor. Tamam. Şimdi, 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 şimdi. Evet. 3 A 2 5'e deneyelim. Şimdi rakamlar toplamı 10'sa şuradaki A 2 olamaz. Hocam niçin A 2 olamaz? Çünkü A rakamları farklı diyor 2'ye 2 var. 5 olamaz. Çünkü burada 5 var. Ya da 3 fazlası 8 olur ama 8 yine olamaz. Çünkü 8 olduğu zaman rakamlar toplamı 18. 9'a tam bölünüyor. Bu egal oldu mu arkadaşlar? Şimdi adam benden ne istiyor? Toplamı bir tam sayı belirttiğine göre A artı B toplamı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar benim bu sayım ya ee, şöyle diyeyim 3120 ya da 3720'dir. Ee, A'ya 1 B'ye 0 dersem toplamı A artı B 1 oluyor ki şıklarda yok. 7'ye 0 olduğu zaman rakamlar toplamı 7 olur. 7 şıklarda var. Demek ki arkadaşlar şu 1 de sağlamayacak. Onu sana söyleyeyim. Çünkü şıklarda yok. <laughs> Biraz da uyanık olun. Ee, A artı B'yi istediğine göre 7 ile 0'ın toplamı zaten cevap 7'dir. Cevap denizli. Şıklardan denizliği buldum ve işaretledim. Valla güzel bir soru arkadaşlar. Gerçekten güzel bir soru. Ve çözümünü de bu şekilde yapmış olduk. Geldik 5 nolu sorumuza. Şimdi kenar uzunlukları verilmiş. Dikdörtgen biçimindeki iki arsanın kenar uzunlukları bize verilmiş. A arsasının alanı. E A'nın alanının ben alanının kaç kattır diyor. Yani soru bizden A bölü B istiyor. Tamam. Şimdi A'nın alanı bulalım. Şu ikisini çarpacaksınız. Yani şöyle bir şey. 3. dereceden kök 2 ve kök 2. Şunun alanı da 6. dereceden kök 2 çarpı 1'den yazmamıza gerek yok. Şimdi arkadaşlar kökün derecelerini eşlemek zorundasın. Nasıl eşleyeceksiniz? 6'da. Şurayı 2 ile çarptım. Üstünü 2 ile çarptım. Burada 2 vardı. Değil mi arkadaşlar? 3 ile çarptım. 3 ile çarptım. Güzel. Şimdi hepsi 6. dereceden oldu mu? Hocam hepsi 6. dereceden oldu. O zaman bu ifade 6. dereceden 2 üzeri 2 2 üzeri 3'ün çarpımı 2 üzeri 5 bölü 6. dereceden 2 üzeri 1. Yani ne oldu biliyor musunuz? 6. dereceden 2 üzeri 4. Hani bölme işleminde üsler çıkarılır ya. 2'ye böldüm 2, 2'ye böldüm 3. Yani ne oldu biliyor musunuz? 3. dereceden 4 oldu. Var mı şıklarda 3. dereceden 4? Hocam tabii ki var. Cevap Bursa'dır. Haydi bakalım geldik 5 nolu sorumuza. Evet arkadaşlar ben bu sorularda değer yazmayı daha hoş görüyorum. Yani daha güzel çıkıyor. Şimdi ne demiş? x eksi y. Tamam. Eşittir. Mutlak değer x artı mutlak değer y'ye. Şimdi x'in sıfırdan küçük olduğu bize verilmiş. Tamam. x'e sıfırdan küçükse eksi 1 yazalım. Şimdi hocam y de pozitif olsun. 1 olsun. Tamam eksi 1'e 1. Bir. Şimdi bunların toplamı eksi 2 dışarı 2 diye çıkar. Şu 1 diye çıkar. Bu 1 şey çıkar. Topladım yine 2 oldu. Aa eşit oldu. Şimdi arkadaşlar x negatif ya. x'in negatif olduğunu sıfırdan küçük olduğunu biliyorum. O zaman y yüzde yüz sıfırdan büyüktür. Hocam y'ye negatif yazalım. Mesela eksi 1 yazalım. Eksi 1 yazalım. Tamam. Eksi eksinin çarpma artı oldu. Şurası arkadaşlar ne oldu? Sıfır oldu. Bu eksi 1 1 diye çıkar. Eksi 1 1 diye çıkar. Toplamı 2 oldu. A eşit olmadı. O zaman eşit olmadıysa y negatif olamaz. Demek ki y pozitifmiş. Adam birisi sağlıyorsa sıkıntı yok. Kafanıza fazla yormayın. Evet. Burayı da sileyim. Hı -hı. Yine x'imiz negatif zaten. X'de hiçbir sıkıntımız yok. Şimdi devam edeyim. Geldik şu alttaki ifadeye. Ne demiş arkadaşlar? Mutlak değer y eksi z eşittir. Mutlak değer y eksi mutlak değer z. Bunların ezberini yapmayın ha. Şimdi y'nin sıfırdan büyük olduğunu biliyor muyum? Y'ye 1 yazalım. Hocam şuradaki z de pozitif olsun. 1 olsun. 1 olsun. A 0. A 0. Demek ki z de sıfırdan büyük imiş. Hocam z negatif olsun. Tamam z negatif olsun. Şunların toplamı burası 2 olur. Şu 1 diye çıkar. Şu eksi 1 de 1 diye çıkar. Önde eksimiz var. Eksi 1 toplama ne oldu? Sıfır. Aa, birbirine eşit olmadı. Demek ki arkadaşlar z de sıfırdan büyükmüş. Tamam hocam anladık. Değer yazdım. Sonuçta bulduk. Hı -hı. Tamam. Şimdi sen benden ne istiyorsun? Bize ifade vermiş hangileri her zaman doğrudur? Şu birinci öncülden başlayalım. X bölü x eksi y sıfırdan küçüktür demiş. Arkadaşlar x'in negatif. Tamam x'in negatif. Şimdi y sıfırdan büyük pozitif ya. Eksi ile çarptım negatif oldu. İki negatif toplanır. Yani şöyle bir şey. Biri eksi 2 iken alt tarafı eksi 3, eksi 4, eksi 5 gibi bir şey olacak. Eksi eksiyi götürdü. Pardon birden küçüktür demiş. Ben niye buraya sıfır yazdım ki? <laughs> kalemimizi alalım. Evet. Eksi 2'yi eksi 3'e böldüğümüz zaman %100 birden küçüktür. Olay anlaşıldı mı? Mantık bu. Hocam tamam güzel. Ben burayı siliyorum. Gerçekten de değer yazarak daha size göstereyim. Hocam aa, ah, kalem aldım. X'e eksi 1 diyelim. Y'ye 1 diyelim. Z'ye 1 diyelim. Tamam olsun. Hani ya sıfırdan büyükse 1 olsun. Sıfırdan küçüğe de eksi 1 dedim. Şurası eksi 1. Şurası eksi 1 y. 0'dan e, büyüktü. 1 de Önde eksiğimiz var. Eksi 1. Eksi 1 bölü. Eksi 2. Eksiler birbirini götürdü. E 1 bölü 2. 1'den küçük değil midir? Evet. O zaman birinci öncülümüz doğru. Şimdi sıraya geldik. ikinci öncülümüze. Ne demiş arkadaşlar? Y bölü Y eksi Z. 1'den küçükmüş. Zaten bu kesin yanlış. Niçin? Y ve Z'ye 1'e 1 bir dediğiniz zaman payda 0 oluyor payda sıfır olur mu? Bu ki zaten başlangıçta tanımsız çıktı. Bu kesin doğru değil ki. O zaman ikinci öncülümüz yanlış. Şimdi sıra geldik üçüncü öncülümüze. Demiş ki z bölü z eksi x birden küçüktür. Şimdi z sıfırdan büyüktü. Hocam z'ye bir diyelim. Tamam. Z'miz 1. Ee, x sıfırdan küçüktü. Eksi 1 ama önde eksimiz var. Artı 1. 1 bölü 2. 1 bölü 2 1'den küçük müdür? Evet hocam. Değer yazarak cevabın 1 ve 3 olduğunu gördüm. Yani cevap denizlidir. Şıklardan denizliyi buldum ve işaretledim. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Mantık bu, olay bu. Haydi geldik altın dolu sorumuza. Güzel bir polinom sorusu. Gerçekten güzel bir soru. Ben bu soruyu ilk başta burada gördüğüm zaman dedim ki wow daha birinci teste bile arkadaşlar gerçekten güzel sorular koymuşlar. Şimdi baş kat sayısı 1. Dur 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 dur. A buraya yazalım. Yani Px'in bir defa bir çarpanımız var. Qx'imizde de de bir çarpanı var. Çünkü baş kat sayıları birmiş. Tamam. Diyor ki bu ikinci derecedenmiş Px'in. Px'in ikinci dereceden. Qx'in de üçüncü dereceden. O zaman Qx'in içerisinde arkadaşlar bu şekilde 3 tane çarpanımız olacak. %100. Px'te ise 2 tane çarpanımız olacak. Çünkü ikinci derecede. Tamam. P2 Q2 sıfırmış. Yani x eksi 2 hem P'de hem de Q'da bir çarpanmış. Çünkü P2 Q2 sıfır. P3 Q3 de sıfır. Ha, bunun bir çarpanı x eksi 3. Bunun bir çarpanı x eksi 3. Bunun ne olduğu belli değil. x eksi m diye. Üçüncü çarpan olarak. Tamam. <laughs> px artı qx polinomunun bir kökü 4'müş. Ha x yerine 4 yazdığımız zaman beni sıfıra götürüyormuş. Doğru değil mi? Yani p4 artı q4 eşittir sıfırıymış. E tamam x yerine 4 yazalım. Hadi p4'ü bulalım. 4 yazdım 2, 4 yazdım 1, 1 kere 2, 2. Şimdi geldi q4'ü bulalım. x yerine 4 yazıyorum ha. x yerine 4 yazıyorum ha. Burası 2 kere 1, 2. 2 çarpı x yerine 4 yazıyorduk. 4 eksi m. A bunların toplamı 0 eşitmiş. Güzel. Buradaki m arkadaşlar 5'tir belli. Çünkü burası eksi 1 olur. 2 ile çarptık. Eksi 2 artı 2'nin toplamı 0. Demek ki m'yi 5 buldum. O zaman qx'i oluşturduk. qx'imiz ne eşittir arkadaşlar? 1 çarpı x eksi 2. x eksi 3. Ve x eksi 5. Adam benden Q eksi 1'i istiyor. İle bölümünden kalan diyor ya sıfıra eşitledim. X yerine eksi 1 yazdım. Adam senden Q eksi 1 istiyor. X yerine eksi 1 yazdın mı? Soru bitmiştir. E, çarp, bu ikisini topladık. Eksi 3 çarpı. Şu ikisini topladık. Eksi 4 çarpı. Şu ikisini topladık. Eksi 6. Cevap ne oldu arkadaşlar? 12, 72 mi oldu? Cevap tabii ki Bursa'dır. Şıklardan Bursa'yı buldum ve işaretledim. Nasıl soru arkadaşlar? Gerçekten şahane bir soruydu. Ve 8 nolu soru. Şimdi diyor ki ben şamasında kız, erkek, gözlüklü, gözlüksüz. E sınıftaki öğrencileri gösteriyormuş. A kız. Şu A'lar arkadaşlar kızları sembolize ediyormuş. Hemen üstüne kızı yazdım. B gözlüklü. Bu gözlük. Gözlüklü olduğu için göz üzere artı dedim. C'de futbol sevenler. Hmm, bu da futbol sevenler. Tamam bunları ifade ettik. Şimdi diyor ki hangileri doğrudur? Birincisinden başlayalım. Diyor ki sarı boyalı bölge. Şu sarı boyalı bölge arkadaşlar bir defa futbol oynayacaklar. Ama kız ve gözlüklü olmayacak. Doğru değil mi? Çünkü kızlarla hiçbir bağlantısı yok. Gözlüklerle bir bağlantısı yok. Futbol seven gözlüksüz erkek öğrenci. Evet. Futbol sevecek. Evet futbol sevecek. Erkek çünkü kızların dışında. Ve gözlüksüz. Süper. Birinci öncülümüz doğru arkadaşlar. Şimdi sıra geldik ikinciye. Yeşil boyalım. Hemen yeşile bakalım. Yeşile bakalım. Yeşile bakalım. Yeşil yeşil yeşil. Kalemimizi aldık. Hocam yeşil dediği şurası. Kızların ve futbolun ortak elemanı ama gözlüksüz. Futbolu seven kız öğrenciler. E, gözlüksüz nerede? <laughs> Gözlüksüzden bahsetmiyor. Çünkü arkadaşlar yeşil gözlüklü olanların dışındaki bir küme olduğu için gözlüksüz demesi lazımdı. Bu yanlıştır. Mavi boyalı alan şuradan bahsediyorum. Kesinlikle gözlüklü olacak. E, erkek olacak. Çünkü kızların dışındaki bir küme bir de futbolu sevmeyen olacak. Mavi bölge futbolu sevmeyen gözlüklü erkek öğrenciler. Süper. Cevap arkadaşlar Ceyhan'dır. 1 ve 3 doğrudur. 2 numara yanlıştır. Çözümünü bu şekilde yapmış olduk. Haydi geldik. 9 nolu sorumuza. Ne diyor arkadaşlar 9 nolu soru? Hemen hızlı bir şekilde bakalım. Bize böyle ifadeler vermiş. Şeklindeki model ile bu yan yana getirilmiş daha doğrusu. Diyor yukarıdaki modeli ifade eden e, özdeşlik aşağıdakilerden hangi şekilde verilmiş? Şimdi arkadaşlar şu ifade. Burası x artı 4. Şurası x artı 4 değil mi? Yani alan olarak ifade etmemi istiyorsa ki öyle istiyor. Bu x artı 4'ün karesi olacak. Eşittir. Zaten x artı 4'ün karesi olan. Bir tek bursa var görüyor musunuz? Ha, gerçekten de ifade ederim. Bu ifade eşittir. Şurası x kare, şurası 4x. Şu 4x'lerden bir iki tane yan yana getirdiğim için ne olacak? 8x. Bir de şuranın alanı 8. Bundan kaç tane var? Bir iki tane var. Yani 16. Evet. Yani ifadesi bursada olduğu gibidir. Hızlı bir şekilde 10 nolu sorumuza gelelim. Şimdi güzel bir soru arkadaşlar gerçekten güzel bir soru şimdi bu e, yine e, ben böyle bir deneme yani bu ilk denemede böyle bir soru inan beklemiyordum e, gerçekten hoşuma giden bir sorudur bu kümesinin sadece 3 elemanı tek sayıymış bunların birleşimi şimdi bunların birleşimi Eğer tek sayıysa ama 3 elemanı şimdi baktım 3 zaten var 3'ü boş verin şimdi burada bir birim kaldı Şurada bir 5'im kaldı. Şurada bir 7'im kaldı. O zaman ben diyorum ki şu 1, 5, 7'den 3 taneden 2 tane daha seçmem lazım. Ki 3 eleman tek olsun. Çünkü burada bir tane zaten tekim var. Olay anlaşıldı mı? Olay anlaşıldı mı? Bakın bir daha anlatıyorum. Zaten 3 kesin olacak. O zaman ben dedim ki 2 tane daha tek seçmemiz lazım. Ki 3 elemanın tek olsun. O zaman ben dedim ki bu 1'den, 5'ten, 7'den herhangi iki tanesini seçmemiz yeterli. Çarpı daha bitmedi. Benden kaç tane A kümesi vardır diyor. Şimdi arkadaşlar A'da 3 olabilir de olmayabilir de. Zaten birleşimlerinden 3 gelecek ya sıkıntı yok. O zaman geriye benim kaç elemanım kaldı? Bunları silelim. Bunu silelim. Buraya silelim. Hocam 1, 2, 3, 4, 5 tane elemanım var. 5 elemanla kaç tane alt küme oluşturulur? 2 üzeri 5 tane alt küme oluşturulur. Cevap budur işte. 3'ün ikilisi 3. 2 üzeri 5, 32. Çarpımları 96. Şıklardan 96'yı bulurum. Ve 11 nolu soruya geçerim. Ne diyor arkadaşlar? Şimdi, 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 şimdi. Bana şu kökler toplamını bulur musunuz? Yani A artı B'yi bulur musunuz? Hocam A artı B kökler toplamı... Dur, 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 dur. Ee, eksi B bölü A'dan. Hocam zaten 8. Evet kökler toplamı eksi B... Pardon. Eksi B diyorum. 8'in üstünü çiziyorum. Kökler toplamı eksi B bölü A'dır. Formülümüz o. Biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şöyle bir şey. X kare A, X kare artı b x artı c eşittir sıfırdan. Şunun kökler toplamı x1 artı x2 eksi b bölü a. Kökler çarpımı bu da c bölü a. Bir de parabolik ifade çizildiği zaman şöyle bir parabol çizilsin arkadaşlar. A şu kestiği nokta var ya y eksenini kestiği nokta. A budur a. C'dir. Çünkü x'e 0 yazınca y'yi buluyorduk ya. İşte buradaki c abu ekseni eksenini kestiği noktadır. O zaman buradaki c şuradaki yüzde %104'tür. <laughs> e kökler toplam burada kökler a ve b, b ya. Kökler toplamı a artı b eksi b bölü a'dan 8 çıktı. Şimdi benden ne istiyorsun? Hocam a çarpı c artı b çarpı c istiyorsun. Tamam. Bunu bir c parantezine alırsam Adam benden A artı B'yi istiyor C parantezinde. E, C'nin zaten 4 olduğunu biliyorum. E, A artı B de zaten 8 idi. Çarpımları neye eşittir arkadaşlar? 32'ye eşittir. Şıklardan 32'yi bulurum ve işaretlerim 12 nolu sorumuz. Şimdi f eksi x demek arkadaşlar. Hmm, hmm. Hmm, hmm. Ee, sağdaki sola soldakiler sağa. Yani y bizim simetriğimiz olacak. Sağdakiler sola soldakiler sağa. Çünkü niçin? Çünkü adam bana x'i eksiyle çarpmış. Yani şu artların hepsi eksi olacak. Şöyle bir şey arkadaşlar. İnşallah şekli düzgün çizerim. Geldi. Şurada boşluğumuz var. Evet evet evet. Şöyle bir şey. Yani şu dörttü ya şurası eksi dört oldu. Bizi 5'e götürüyor. Bunda hiçbir sıkıntımız yok. Ee, şurası e, 1'di. Eksi 1 olacak. Bizi 2'ye götürdü. Şu eksi 3'tü. Şurası 3 oldu. Ve bizi nereye götürecek arkadaşlar? Y'de hiçbir değişiklik yok. O da eksi 2 oldu. Güzel. İşte grafiğimiz bu. Diyor ki tanım ve görüntü kümesi. Arkadaşlar tanım kümesi x eksenindeki iz düşümüdür. Yani Eksi -4 ile 3 aralıklı 3 açık eksi -4 kapalı. Görüyor musunuz? Ve -1'i çıkartacaksınız. Görüntü kümesi ise y'deki izdüşümüdür. Yani eksi -2 ile 5 aralığı -2 ile 5 aralığı 5 kapalı eksi -2 açık ama şu 2'yi de çıkarmak zorundasın. a şu 2. Çünkü 2 boşluk var. Eksi -2 bu hangi şıkta varsa cevap odur diyeceğiz. Denizden var arkadaşlar. Şu tanım kümesi. Şu da görüntü kümesi. Evet. Cevap arkadaşlar. Denizlidir. Şıklardan denizliyi buldum ve işaretledim. Geldik 13 nolu sorumuza. Şimdi 13 kolaydır arkadaşlar. Şöyle kolaydır. Adam fx demiş. Pardon pardon pardon. Silgi. Önce buraya biz bir fx'i yani biraz geniş alana yazmak istiyorum. Kalemimi alayım. Şurası fx eşittir. Evet x eksi 2'ye x büyüktür 1. x kare eksi x x küçük eşittir 1. Şimdi f eksi x demek x gördüğümüz yerlere eksi x, x yazıyorum. Tamam. Şunu daire içerisine aldık. Eksi x yazdık. Şunu daire içerisine aldık. Eksi x yazdık. Eksi x'in karesi Yine x karedir. Eksi x'i e eksi ile çarptım. Şurası da artı x oldu. Doğru mu arkadaşlar? X gördüğüm yere eksi x yazıyorum. X gördüğüm yere eksi x yazıyorum. Yeni denklemimiz nasıl bir şey oluştu? f eksi x eşittir. Eksi x eksi 2. Şurası x kare artı x. Şurayı bir eksi ile çarpalım. Çünkü eksi x büyüktür. 1 ise x küçüktür. Eksi 1 x büyük eşittir eksi 1. Var mı böyle bir şey çıkardı arkadaşlar? Hemen bakalım. Evet cevap arkadaşlar Ceyhan'dır. Evet aynısı işte. Ceyhan'ı şıklardan buldum ve işaretledim. E hadi bakalım. Geldik 14 ne oldu sorumuza. Şimdi bize fx'in grafiği verilmiş. Allah razı olsun. Ne diyor arkadaşlar? fx sıfırdan küçük eşit olduğu 4 tane tam sayı vardır. Arkadaşlar şu eksi 3'ten 1 eksi aralığında 0'dır. Şu 4'te 0'dır. Bir de bu arada bizim eksi 2'miz var. Yani şu öncülden bahsediyorum. 3, 2, 1 ve 4. Sıfırdan küçük eşit olduğu 4 tane tam sayı vardır. Doğru mu arkadaşlar? Tabii ki doğrudur. Birinci öncülümüz doğru. Geldik ikinci öncülümüze. Eksi 1 ile 4 aralığı. Nerede bu? Eksi 1 ile 4 aralığında. Fx sıfırdan büyüktür demiş. Evet. Eksi 1 ile 4 aralığında. Bakın arkadaşlar. İfadem x ekseninin üstünde. Yani grafiği. O zaman bu da doğru. Bunda da hiçbir sıkıntımız yok. Şimdi geldik 3. öncülümüze. Fx en büyük değerini 3'te alır. Şimdi hemen buraya 3'e takılmayın ha. Bakın görüyor musunuz? Grafiğim sonsuza doğru gidiyor. Bakın. Grafik sonsuza gidiyor. Aman ha şimdi kalem aldım? Görüyor musun arkadaşlar grafik sonsuza gidiyor. Sonsuza doğru gidiyorsa nasıl en büyük değerini 3'te alıyor? Şimdi grafik şöyle olsa idi eğer. Bu yanlış arkadaşlar. Bu kesinlikle yanlış. Bir defa bunu çizerim. Yani cevap 1 ve 2. Yani cevap Bursa'dır arkadaşlar. Şimdi şöyle olsa idi. Burayı siliyorum. Kalem yine alayım. Şimdi grafiği burada kesseydik grafiği şurada kesseydik. Burada belirseydi işte burası 6 noktası işte bizi buraya götürdü. Şurası eksi 4 noktası buraya götürdü. Yani burası yok, burası yok. O zaman en büyük değerini ya en büyük değeri 3 olurdu derdiniz. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Mantık bu. E bu sonsuza doğru gidiyor. Vay yavrum vay. Bu da sonsuza gidiyor. E nasıl en büyük değerini 3 de alıyor? 3. <laughs> Neyse bir şey konuşmayayım. 15 nolu soruya sıra geldik i küpün ne olduğunu biliyorum. Eksi i olduğunu biliyorum. Tamam. Şu eksi i'yi fışt fışt dağıtalım hele. Eksi i'yi i ile çarptım. Eksi i kareden. Arkadaşlar biliyorsunuz değil mi? i üzeri 0, birdir. i üzeri bir i'dir. i'nin karesi eksi birdir. Ben i'nin kök içinde eksi 1 olduğunu biliyorum. O zaman i kare, kare kökü götürdü. Eksi 1 kaldı. Evet. i küpte hocam eksi i'dir. Evet. i kare çarpı i'den eksi i çıktı. Tamam. Şimdi ben bu i'yi eksi i'yi dağıtalım. Hadi bakalım. Burası ne oldu? Eksi 3 i eksi i kare. Tamam. Çarpı a artı b i. Arkadaşlar bu çarpım durumunda ya herkesten çarpmıyorsun. Sadece bir parantezin içini çarpıyorsunuz. Şöyle bir şey. Mesela 2 çarpı 3 çarpı 6. Ee, şunu bir tek ya bununla çarparsın ya da bir tek bununla çarparsın. Yani kalkıp da hem bununla hem bununla çarpılmaz. Çarpmanın çarpma üzerinde dağılma özelliği yoktur. Şu ikisini çarptın. 6 çarpı 6 dersin. Doğru değil mi? Ben de burada onu yaptım. Şu e i küpün eksi i olduğunu biliyorum. Eksi i'yi Sadece şu parantezin içindekine çarptım. Eksi 3i eksi i kare. Bitti. Bölü eşleniklerin çarpımının formülü neydi? a eksi bi ile a artı bi'nin çarpımı. Arkadaşlar bu a kare artı b karedir. Yani şunun karesi artı şunun karesinin toplamıdır. Eşleniklerin çarpımı. Şimdi 2 eksi ile 2 artı i'nin çarpımı da şurası arkadaşlar. 5'tir. Haberiniz olsun. Yani 2'nin karesi artı 1'in karesi. Burada gözükmeyen birim var ya arkadaşlar. Tamam hocam. Bunu da anladık. Şimdi bunu bir düzgün yazalım. Ee, i karenin eksi 1 olduğunu biliyorum. Evet arkadaşlar. i kare eksi 1'di. Eksine çarptım. 1. Yani 1 eksi 3 i. Burası da a artı b i bölü 5. Arkadaşlar ne diyor? En az kaçtır diyor. A ve B birer pozitif tam sayı ise e, sonucu da bir tam sayı olacakmış. E, birinci ben dedim ya eşleniklerin çarpımı A kare artı B karedir. O zaman bunlar birbirine eşleniği olabilir. Yani burası da 1 artı 3 i olabilir. E, 1 eksi 3 i ile 1 artı 3 i'nin çarpımı A kare artı B kareden 10. 10 bölü 5 cevap neye eşittir? 2'ye eşittir. Olay anlaşıldı mı? Mantık bu, olay bu. Dedim ki zaten çarpımlarının bir tam sayı olması isteniyorsa bunlar birbirine eşleniyor olacak. Ha, eşleniyor olabileceği gibi katları da olabilir. Nasıl yani hocam? Arkadaşlar şurası 1 artı 3 i dedim ya. 2 artı 6 i de olabilir. Şurayı 2 parantezine alırsınız. 2 parantezinde 1 eksi 3 i yi yine 1 artı 3 i olur. Olay anlaşıldı mı? Şu, şurasını 3 artı 9 i de diyebilirsiniz. Sıkıntı yok. Olay anlaşıldı mı? Mantık bu. Dedim ki bunlar %100 en düşük istediği için direkt arkadaşlar eşleniğidir dedim. Çünkü eşleniklerin çarpımında i'yi yok edebilirsiniz. Yoksa i yok olamaz. Şurası i de. O zaman eşleniklerin çarpımından ben i'yi yok edebiliyorum. O zaman burası 1 3 i ise burası 1 artı 3 i'nin katları da olabilir. E, en küçüğünü istiyorsa buradaki m'yi 1 aldım. Anlatabiliyor muyum? O bölü 5'ten cevap 2'dir. Zaten sonucu istiyor. Sonuç 2'dir. Ha, A ve B istemiyorduk Dikkat edin. Sonucu istiyor. Devam edelim. 16 nolu sorumuz. Şimdi bir şey benim dikkatimi çekti. 1 bölü 2 bizi nereye götürüyor? 1'e götürüyor. O zaman x yerine 1 bölü 2 yazalım. Yani f 1 bölü 2'nin 1'e gittiğini biliyorum. x yerine 1 bölü 2 yazalım. Logaritma m tabanında 1 bölü 2 eşittir 1 imiş. O zaman m 1 bölü 2'dir. Hani a tabanda a'nın 1 olduğunu biliyorum ya. Logaritma ya da x tabanda x'in 1 olduğunu biliyorum. O zaman m %100 1 bölü 2'dir. Hmm, yani fx'im logaritma 1 bölü 2 tabanında x oldu. Tamam. Bunda hiçbir sıkıntımız yok. En az da tabanın 1/2 olduğunu gördük. Tamam. log e, f10 aymış. Tamam. f10 demek x gördüğümüz yere 10 yazacağız. Adam bizden ne istiyor? f5'i istiyor. Tamam. Ama f10'un a olduğunu biliyorum. Adam bizden f5'i istiyor. Tamam. Şimdi x yerine bir 10 yazalım hele logaritma 1 bölü 2 tabanında 10 a imiş. Ama adam ne istiyor? Logaritma 1 bölü 2 tabanında 5'i istiyor. Doğru değil mi? Evet. Logarit F5'in A türünden değerini istiyor. Şimdi ben bu 10'u 2 çarpı 5 yazabilir miyim? Hocam dağıtalım. Tamam dağıtalım. Logaritma 1 bölü 2 tabanda 2 artı Logaritma 1 bölü 2 tabanında 5. Arkadaşlar şurası eksi 1'dir. Çünkü 1 bölü 2 2 üzeri eksi 1. Eksi 1 öne düşer. Burası eksi 1. Eksi 1'i karşıya attım. Aa! Logaritma 1 bölü 2 tabanında 5'i buldum. Cevap neye eşittir arkadaşlar? A artı 1'e eşittir. Yani cevap Edirne. Şıklardan Edirne'yi buldum ve işaretledim. Mantık bu. Olay bu. Ee, geçiyorum arkadaşlar. Hızlı bir şekilde. 17 ne olur sorumuza geldik sıra. Güzel bir soru arkadaşlar. Şimdi bu hem diklik var hem açı ortay var. O zaman şurası şurasına eşittir. Yani şurası da logaritma 3'tür. Bu bir ikiz kenardır. Şuraya x dedik. Şuraya da x dedim. Tamam. Ne diyor arkadaşlar? Hc logaritma 3'müş. Tamam bunu zaten kendisi bize vermiş. Çevresi logaritma 225'miş. Şimdi arkadaşlar çevreyi bana söyler misiniz? Çevre eşittir. x, x yani 2x artı log 3, log 3 yani 2 tane log 3. A bu neye eşitmiş? Logaritma 225'e. 225, e. 225 15'in karesi mi? Hmm. Yani 2x artı 2 tane log 3 eşittir. Şunu 15'in karesinden 2'yi öne düşürdüm. Log 3 artı log 5. 15'i de 3'e 5 diye ayırdım. Bunu bir fışt, fışt dağıtalım. 2x eşittir. Şu şurayı götürecek. 2 tane log 5'e. 2, 2'yi götürdü. x neye eşit işte oldu arkadaşlar? Log 5'e. Var şıklarda? Log 5. X'i mi istiyor bilmiyorum. AB kaç birimdir diyor. A, B. A, A, B. Zaten X'i istiyormuş. Cevap log 5'tir. Şıklardan log 5'i buldum ve işaretledim. Nasıl arkadaşlar? Geldik. 18 nolu sorumuza. Biçiminde yazılabilen sayılara üçgensel sayı denir. Ardışık iki üçgensel sayının toplamı. Arkadaşlar ardışık demek birine n yazacağız. Bir de n artı 1 yazacağız. Ve bunların toplamı yani n yazacağız. n artı 1 çünkü artışık diyor. Ve bunların toplamları da bize neyi verecekmiş arkadaşlar? 225'i verecekmiş. Tamam. Şimdi arkadaşlar önce bir n yazalım. n zaten yazılmış. Hadi bu işte. n çarpı n artı 1 bölü 2 artı. Çünkü ardışık üçgensel sayıların toplamı 225'miş. Bu sefer n artı 1'i yazalım n artı 1 çarpı n artı 2 bölü 2. A bunların toplamı 225'miş. Güzel. Şimdi baktım burada n artı 1 var. Şurada n artı 1 var. O zaman n artı 1 bir, bir de paydalarda 2 var. Bölü 2 parantezinde n n artı 2 toplamları da 2n artı 2 olur. 225. Şunu iki parantezine alsam 2 iki, 2'yi götürse aa, n artı 1'in karesi 225'ten şu n artı 1 15'tir. Çünkü 15'in karesi 225'te. Yani n'i kısaca 14 bulduk. Soru benden ne istiyor? Buna göre bu sayılardan büyük olanın küçük olandan kaç fazladır? Hmm, tamam. Şimdi arkadaşlar büyük olanın küçük olandan kaç fazla olduğu isteniyor. Şimdi en yerine önce bir 14 yazalım. Sonra en yerine en artı 1 yazıyordunuz ya. Yani ardışık iki tane üçgensel sayının toplamı 225 ya. Üçgensel sayıların toplamının farkını istiyor. Yani bu sayıların farkı da ardışık sayıların farkı zaten birdir. Adam üçgensel sayıların farkını istiyor. Tamam. Şimdi Küçük sayı diyelim. Küçük sayı. En yerine 14 yazdık. 14 çarpı 15 bölü 2. Kaç çıktı arkadaşlar? 7, 105 mi çıktı? Büyük sayı. En yerine bu sefer 10, e, artışık olduğu için 15 yazacağız. 15 çarpı 16 bölü 2. 8, 120 mi çıktı? Farkını istiyor. Cevap 15'tir. Şıklardan 15'i bulurum ve işaretlerim. Nasıl arkadaşlar? Kafanıza yattı mı? Önce X yerine hızlı bir şekilde bir daha tekrar edeyim isterseniz. Yani N yerine daha doğrusu. Şimdi burayı sileyim. Zaten dananın kuyruğunun koptuğu yer şurası. Şimdi arkadaşlar kalemimi alayım yine. Ne diyor? Biçiminde yazılan sayılara üçgensel sayı denirmiş. Ardışık iki üçgensel sayının toplamı da 225'miş. O zaman ben dedim ki önce birinci sayıyı bulalım. Birinci sayı zaten en n yazıyorsunuz. Zaten bu yani. <laughs> en pozitif tam sayı dediği için. Bu n çarpı n artı 1 bölü 2. Şimdi ikinci sayıda ise bu sefer arkadaşlar ardışık dediği için n değil de n artı 1 yazacağız n yerine n yeni n artı 1 yazdım. Ne oldu? n artı 1 çarpı n artı 2 bölü 2. A bunların toplamı 225'miş. Bunları topladım. 225'e eşitledim. n'i 14 buldum. Şimdi n'e 14 yazınca şurası arkadaşlar kaç çıktı? n'e 14 yazdım. Hocam şurası 105 çıktı. n'e 14 yazınca Şurası da hocam 120 çıktı. E süper. Aradaki farkı istiyor. Aradaki fark 15'tir. Cevap denizdi. Geldik 19 nolu sorumuza. Fatih 200 bin lirasının bir kısmını mevduat hesabına diğer kısmını tahlillere yatırıyor. Parasının kanal, kalanıyla da hisse senedi alıyor. Bir sene hiçbir şey anlamadım. Bir sene. Bir kısmını mevduat. Bir kısmını tahlil. Bir kısmını da senet alıyormuş. Tamam. Buna göre Fatih parasını her bir yatırım alanına en az 20 bin ve 20 binin katı olacak şekilde kaç farklı biçimde dağıtabilir diyor. Hmm. Şimdi ben bunları 20 bin banknotlar halinde ayırırsam bir defa 200 binin 20 bin çarpı 10 diye yazmam lazım. Yani 10 tane banknot şeklinde yazabilirim. Yani 20 bin katları olursa benim 10 tane şeyim var. Takımım var. Öyle diyeyim. Şimdi bir mevduatım var. Bir tahliller var. Bir de arkadaşlar senedim var. Ha bunların toplamı onu verecek. Yani 10 tane şöyle diyeyim paket halinde. Çünkü 20'liklerden oluşuyor. 10 tane paketim var işte. Tamam. Her birine en az 20 bin yatıracağım için bunların her birisine arkadaşlar bir bir biri versem. Bu biraz tekrarlı permütasyon kokuyor. Geriye benim burada kaç tane sayım kalır? 1, 1, 1 gitti geriye 7 tane sayım kaldı. 7 sayıyı 3 tane şeye dağıtmamı istiyor. 3 tane hesaba dağıtmamı istiyor. Tekrarlı permütasyonda bununla alakalı aynı soruyu çözmüşüm. Tekrarlı permütasyon videosunu izlemenizi istiyorum. Tekrarlı permütasyon. Permütasyon 2 videosu. Unutmasam açıklamalara o videoyu da eklerim. Şimdi arkadaşlar. Şimdi 7'yi yediği... Yani bu ayraç yöntemi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7'yi 3 tane hesaba yatırmak için 2 tane ayraca ihtiyacım var. Yani ayracın bir tanesini buradan çekersiniz. Birini buradan çekersiniz. 1, işte 5, 1 ayırabilirsiniz. Ayracın ikisini buradan çekersiniz. 0, 0, 7 diye de ayırabilirsiniz. Biz buna ayraç yöntemi diyoruz. Arkadaşlar senin elinde bir ekmeğin var. 3 parçaya bölmek için. 2 defa kesmen lazım ha iki defa keserseniz ekmek üç parçaya bölünür. Mantık o. Şimdi elimizde 7 tane sayım var. Yani yedi tane banknotum var girmiş Ama üç kişiye dağıtmamı istiyorum. O zaman iki defa bıçak çekmemiz yeterli. Şu anda baktığınız zaman burada kaç tane sayı görüyorsunuz? Hocam burada 7, 8, 9. 9 faktör yer bölü. 7 faktör yere 2 faktör yer. Süper. 9 çarpı 8 7 faktöriye 7 faktöriye böldük. Burada 9 çarpı 8 kaldı. Bölü 2. Evet. Cevap kaç çıktı arkadaşlar? 36 çıktı. 36 ışıklarda buldum ve işaretledim. Tekrarlı permütasyon videosunu izlemenizi şiddetten tavsiye ediyorum. Güzel bir soruydu. Çözümünü de bu şekilde yapmış olduk. Şimdi arkadaşlar ben bunu şuna benzetiyorum. Hemen silgimi alayım. Bu soru herhalde anlaşıldı. Ben ekstradan bir soru yazmak istiyorum. Şimdi kalem aldım. Dedim ki A, B, C, D eşittir 10 olsun. Ama A, B, C, D A, B, C, D eleman doğal sayı. Yani sıfır da olabilir. Bir sıkıntı yok. O zaman amaç ne? Buradaki 10 sayısını 4 kişiye dağıtmak. Hocam 10 sayısını 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane sayımız var. Bunu 4 kişiye dağıtmak için 1, 2, 3 defa kesmek lazım, bölmek lazım. Tamam, doğal sayı dediği için birine sıfır da gidebilir, sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar burada kaç tane sayı görüyorsunuz? Hocam 10, 13. Bunun cevabı 13 faktöriyel bölü, 10 faktöriyel 3 faktöriyel. Bunun cevabı budur arkadaşlar. Hah, hocam bu doğal sayı, pozitif doğal sayı olsaydı. O zaman arkadaşlar bu pozitif doğal sayı olursa, izleyin beni. Biraz önceki işte aynı yöntem. Yani bir önceki çözümün orijinal e, yöntemini şimdi uygulayacağım size. Pozitif doğal sayılarda buna bir, buna bir, buna bir, buna bir vermemiz lazım ki pozitif doğal sayı olsun. O zaman burada kaç tane sayım kaldı? Burada 6 tane sayım kaldı. O zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sayıyı 4 parçaya böleceksiniz. 1, 2, 3 defa kesmemiz lazım. Bu da ne etti arkadaşlar? 9 faktöriyel bölü, 6 faktöriyel, 3 faktöriyel. Olay anlaşıldı mı? Şimdi silgimi bir daha alıyorum. Şimdi herhalde olay tam anlaşıldı. Şimdi hiçbir şey anlatmamışım gibi sorumu baştan çözeyim. Evet, evet. Şimdi izleyin ben arkadaşlar. Şimdi ne demek istediğimi daha güzel anlayacaksınız. Evet, 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 evet. Burayı da sileyim. Aa, ah. Şimdi arkadaşlar, hadi burayı da sileyim ya. Şimdi arkadaşlar kalem aldım kalem. Şimdi 200 bin lirayı 20 bin ve 20 binin katları şeklinde yazmamı istiyorsa bu 20 çarpı 10 yani 10 tane paket ya da 20 binlikleri poşetlere koyun. 10 tane poşet olduğunu bize gösterir. Tamam. Şimdi biz bir mevduat, bir tahlil, bir de senet alacakmışız. Mevduat, tahlil ve senet eşittir. 10 olacak. Çünkü 10 tane poşeti bu şekilde dağıtacağız. Ama diyor ki en az 20 bin ve üstü. Bunu anlamı şudur arkadaşlar. Bu 10 paketten biri mutlaka buraya, biri mutlaka buraya, biri mutlaka buraya gelmeli. O zaman biri buraya, biri buraya, buraya buraya gelirse buraya kaç tane paketim kaldı? 7 tane paketim kaldı. 7 paketi 3 kişiye paylaşmak için 1 2 3 4 5 6 7 7 paketi 3 kişiye paylaşmak için 2 tane ayraç kullanmamız lazım. Yani 2 defa kesmemiz lazım. Saydınız. Hocam 9 faktöriyel bölü 7 faktöriyele 2 faktöriye. Cevabı 36'ydı. Şıklardan 36'yı buldum ve işaretledim. 20. soru. Bir firma seminer için dört çalışanını Antalya ve Muğla'ya seminere gönderecekmiş. Allah razı olsun. Buna göre hangisi yanlıştır diyor. Aşkından şıkkından başladım. Her şehre en az bir kişi olacak şekilde. Şimdi Antalya dedim, Muğla dedim. Buraya bir, buraya üç. Çünkü dört kişiden bahsediyoruz. İkiye iki, üçe bir. Çünkü her birine en az bir kişi gönder demiş. O zaman buraya bir kişi göndersek, Şöyle diyelim arkadaşlar. Yani birinci A başlıyorum. Hocam burası dördün birlisi. Çarpı 3'ün üçlüsü diğer tarafa gideceği için gerek yok. Artı. Geldik bu alternatife. İki kişiyi buraya gönderelim. Dördün ikilisi. Geriye kalan iki kişi otomatikman mughaya gidecek. Yazmaya gerek yok. Artı dördün üçlüsü. Bitti. Arkadaşlar dördün birlisi derken geriye kalan üç kişi otomatikman diğer tarafa gidecek. Yani üçün üçlüsü yazmamıza gerek yok. 4'ün birlisi 4'tür. 4'ün üçlüsü 6 mıdır? 4'ün üçlüsü de dörttür. Topladım 14'ü verdi mi? Verdi. O zaman birinci öncülümüz doğru. Biz yanlış arıyoruz. Sıra geldik B seçeneğine. B seçeneği diyor ki bu dört kişiden aynı şehire iki farklı şekilde gönderilir. Ha 4 kişiden bir Antalya bir Muğla vardı. Diyor ki hepsini 2 diyor ki 4 kişiden ikisi pardon 4 kişiden aynı şehire iki farklı şekilde gönderilir. Yani dördünü ya buraya gönderebilirsiniz ya da dördünü buraya göndersiniz. dördünü <laughs> iki farklı şekilde toplam şehirlere gönderebilirsiniz diyor. Doğru söylüyor. <laughs> Bu da doğru. Doğru değil mi arkadaşlar? Dört kişi aynı şehire iki farklı şekilde gönderebilirsiniz. Şimdi sıra geldik C seçeneğine. Bu 4 kişiden ikisi Muğla'ya diğerleri Antalya'ya. Dur dur dur. İkisini Muğla'ya. Geriye kalan 2'nin ikilisi yazmama da gerek yok. ama yine yazdım. Antalya'ya 4 farklı şekilde gönderilir. Yalan söylüyorum. 4'ün ikilisi 6. 2'nin ikilisi 1. Çarpımı 6 olur. Nasıl 4 oluyor ya? C seçeneği yanlıştır arkadaşlar. Şıklardan C'yi bulurum ve işaretleri. Olay anlaşıldı mı? Hadi bakalım. Geldik. 21 ne olur sorumuza. Güzel bir soru arkadaşlar. Gerçekten güzel bir sorudur. Bakalım çözümünü nasıl yapacağım? Evet arkadaşlar gerçekten güzel bir soru. Yani gerçekten güzel bir soru. Diyor ki Mert Başak Mahmut içinde oldukları pardon 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 evet. İçinde oldukları öğrenci grubunda arkadaşlar deniz manzaralı ya Anladığım kadarıyla Başak ve Mert geliyormuş. Başak ve Mert. Mahmut da e, deniz manzaralı odalarda yeri olmadığı için bu bir otel odası arkadaşlar aynı katta olan Mahmut da onların karşısına yerleşecekmiş. Tamam öyle diyor. Başak ve Mert otel'e erken giriş yaptıklarında aynı kata deniz manzaralı farklı odalara yerleşmişlerdir. Mahmut daha sonra gelmiş deniz manzaralı odalar dolu olduğundan Başak ve Mert'in aynı katta tamamı boş olan orman manzaralı eve yerleşiyormuş. Tamam. Başak veya Mert'in odasının tam karşısında olmama olasılığını istiyor Mahmut'un. Arkadaşlar istenen bölü tüm. Şimdi önce bir tüm durumu bulalım. Tüm durum burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane odamız var. Mahmud, şey, Başak ve Mert 6 tandan 2 tane oda seçecekler çarpı. Mahmut da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6'nın birisi. Tamam. Bunda hiçbir sıkıntımız yok. Şimdi benden ne istiyorsun? Mahmut'un Başak veya Mert'in tam karşısındaki odalarda olması istenmiyormuş. Tamam. Silgimizi alalım. Şimdi şurayı bir sileyim. Şimdi arkadaşlar. istenen durum Mahmut ve Mert'te hiçbir sıkıntımız yok. Ben dedim ki önce bir 6 tane 2 tanesini şey Başak ve Mert'te hiçbir sıkıntımız yok. Hocam buraya ve buraya yerleştireyim. Ama 6 odan 2 tanesini seçtim çarpı. Şimdi Mahmut karşısında olmayacakmış. Yani burası öldü, burası öldü. O zaman bizim 1, 2, 3, 4 yere yerleştirebilirsiniz. Mahmut'u. 4'ün birisi. <laughs> Olay anlaşıldı mı? 6'nın ikilisi 6'nın ikilisini götürdü. Tamam. 4 bölü 6'dan cevap 2 bölü 3 olur. Yani cevap denizlidir. Şıklardan denizliği bulurum ve işaretlerim. Olay anlaşıldım arkadaşlar. Mantık bu. Olay bu. Güzel oldu. Şimdi geldik diğer sorumuza. Diyor ki fx fonksiyon grafiği verilmiş. Tamam. Hangileri doğrudur diyor. Arkadaşlar x eşittir Eksi a'da süreklidir. Yalan. Çünkü eksi a'da görüyor musunuz? Burada bir delik var delik olduğu için delik olan yerler süreksizdir. Sürekliliğin tanımı şuydu. Limit x giderken artık hangi noktayı istiyorsa x olsun. x giderken de a olsun. a'ya sağdan fx eşittir. Limit x giderken a'ya soldan fx o da eşittir f a. Şu üçü sağlar ise biz buna sürekli diyoruz. Hocam limit x giderken a'ya sağdan eşittir. Limit x giderken a'ya soldan sadece sağ ve sol birbirine eşit ise biz buna limiti vardır diyoruz. Ama işi içine f girirse onun adı süreklidir diyoruz. Bu fx bu da fx eğer sadece sağdan soldan limitleri eşit ise biz buna limit var diyoruz. Şimdi burada ben bir şey dikkatimi çekti. Silgimi alayım. Şimdi arkadaşlar kalemimi yine aldım. Şu eksi a noktasında görüyor musunuz? Sağdan ve soldan limitleri a doğru. Ama f eksi a bizi nereye götürüyor? B'ye götürüyor. Yani şu üçüncü öncülüm sağlamıyor. O zaman sağlamıyorsa süreklidir yalan. Yani üçüncü öncülümüz kesinlikle yanlış. Haberiniz olsun. Bir de arkadaşlar amatörce tanımı neydi? Delik gördüğünüz her yer süreksizdir. Delik. Nerede görüyorum? Hemen sana göstereyim. Ben burada bir tane delik gördüm. Ben burada bir tane delik gördüm. O zaman eksi a'da ve a'da süreksizdir diyorsun. Haberin olsun. En amatörce tanımı da budur. X a'ya sağdan demiş. A'nın olduğu yer zaten belli. Şimdi arkadaşlar bunun bir sağını bulalım. Sağdan dediği zaman hemen kalem, kırmızı kalem alayım. Bu A'nın olduğu yere böyle bir tane çizgi çizersiniz. Evet, evet. Hatırladınız mı? Limit e, konu anlatımına bakabilirsiniz. Aa. Bu çizdiğiniz çizgiye sağdan değdiği nokta şurası değil mi? Bakın sağdan. Bizi nereye götürüyor? A'ya götürüyor. Doğru. <laughs> Eksi A'ya soldan demiş. Eksi A şurası. Çizgimizi çizdik. Sağda solda bizi nereye götürüyor? A'ya götürüyor. A bu da doğru. Ha, F eksi A. F eksi A. O B'dir. O ayrı bir şey. O fonksiyonların konusu. Arkadaşlar 1 ve 2 doğrudur. Yani cevap C şıkkıdır. Şıklardan C'yi buldum. Ve işaretledim. Geldik buraya. F'in türevinin grafiği verilmiş. F'in türevinin grafiği verildiği zaman hatırlayalım konuyu x ekseninin üstünde kalanlar artan, x ekseninin altında kalanlar azalan, f'in türevi verildiği zaman, fx ile alakalı bilgi istendiği zaman, ekstrem noktalar da şu x eksenini kestiği noktalardır. Doğru mu arkadaşlar? x eşittir 2'de yerel minimum. Bir saniye, bir saniye. Ekstrem nokta 2. noktam 2. Şu iki noktası. Ekstremum noktalar belli. Fx'in in x mum noktaları eksi dört sıfır ve dörttür. Sıfır ve dörttür. E bu e, iki nereden çıktı ya? Arkadaşlar şu fx'in türevinin grafiği değil de fx'in grafiği olsaydı şu tepelikler ve çukurluklar ekstra mumdu. O zaman iki minimum olurdu doğru. Ama fx'in grafiği olsaydı kusura bakma bu fx'in grafiği değil. Bu f'in türevinin grafiği. O zaman f'in türevinin grafiğinde ise x eksenini kestiği noktalar. Eksi 4, 0 ve 4 birer ekstra noktadır. O zaman birinci öncülümüz yanlış. İkinci öncül 0, 2 aralığında 0, 2 aralığında x ekseninin altında mı? Azalan. F'in türevi arkadaşlar F'in türevi verilmiş. F'in türevi dediği zaman aşağı doğru iniyor mu? iniyor yine azalır. <laughs> doğru yani. fx fonksiyonu 3 tane gerer ekstra mu vardır. Bir say bakalım kaç tane ekstra mum var arkadaşlar. 3 üç, üç tane ekstra mum vardır. Üçüncü öncülümüz de doğru. Hangisi doğrudur? 2 ve 3 yani cevap denizlidir. Şıklardan denizliyi bulurum ve işaretlerim. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Mantık bu, olay bu. E hadi geldik 24 ne olur sorumuza. Şimdi güzel bir soru arkadaşlar. Gerçekten güzel bir soru. 2019 2019 sınav sorusu bunu çok benziyordu. Şimdi ne diyor? F eksi 5'e F5. Şimdi F5 dediğimiz yer arkadaşlar şurada bir yerde. Doğru değil mi? Tamam. Benim burayla bir işim yok. Silgisin. Silgisin. Çünkü 5'in olduğu yer bizden isteniyor. Şimdi arkadaşlar belirli integral bir alan sorusudur. Mesela eksi 5'ten 5'e şu verilen e, şeyin ismi ne? Ya sıcak olduğum için elim terliyor. Sürekli bunları <laughs> getiremiyorum. Evet, evet, evet. Şu verilen ne? F'in türevinin grafiği dx demek. Şu eksi 5 ile 5 aralığındaki alanları istiyor. Şimdi şuranın alanını bulalım. Şurası yüksekliği birim şu tabanımız 3 birim. Şuranın alanı 3 mi arkadaşlar? Evet. Şuranın alanını bulalım. 2 birim. Şurası 4 birim. Şurasının alanı 4'tür. Şuranın alanını bulalım. Yani şuranın alanını bulmak istiyorum. 3 çarpı 6 bölü 2'den şurası 9 oldu. Şuranın alanını bulalım arkadaşlar. 2 çarpı 3 bölü 2'den şurası da 3 mü oldu? Evet. 2 pardon. Ee, Üçgen değil ya bu dörtgen. Şurası üçgendi. <laughs> Güzel. Şuranın alan arkadaşlar 6. Kalemi aldım. Şurasında 6 olduğunu biliyorum. Şimdi belirli integrallerde biliyorsunuz değil mi? X ekseninin üstünde kalan alanlar artı. Altında kalan alanlar da eksidir. integrallerde. Yani şurası artı 3. Şurada bir artı 9'u görüyorum. Sonra burada bir eksi 4'ü görüyorum. Şurada bir eksi 6'yı görüyorum. Olay anlaşıldı arkadaşlar? Belirli integral bir alan sorusudur. Adam bana bu şekli boşuna vermemiş ya arkadaşlar. Bu şekli kullanarak bu 2009 sınav sorusunun hemen hemen aynısı arkadaşlar. Şimdi aldım kalemimi. Bir daha anlatıyorum. Şurasının 5 birim olduğunu biliyorum. Şimdi bana şu bölgenin alanını bulur musunuz? Hocam bulurum. Taban 3 birim. Yükseklik 1 bir birim. Şuranın alanı 3. Şuranın alanını bulur musunuz? Hocam bulurum. 2 çarpı 4 bölü 2'den şuranın alanı 4. Şu bölgenin alanını bulur musunuz? Tabii ki bulurum hocam. Şu üçgensi bölgenin alanı. 3 çarpı 6 bölü 2'den şurası 9. Şuranın alanını bulur musunuz? E, 2 çarpı 3'ten şurası 6. Şimdi arkadaşlar. 5'ten 5'e. Eksi 5'ten 5'e. Yani şu bölgeden bahsediyorum x ekseni ile eğri arasındaki eğrimiz ne? F'in türevinin grafiğidir. Arasındaki alandan bahsediyor. Ama x ekseninin üstündekiler artı, altındakiler eksi. Artı, artı, eksi, eksi. Gördünüz mü? Şu türev, şu integraller ne yaptı? Götürdü. Fx, eksi 5'ten 5'e. Şunların toplamı ne oldu arkadaşlar? Şurası 12, şurası eksi 10. Toplamı 2 oldu. Güzel. 5 yazalım. Eksi 5 yazalım. Birbirinden çıkartalım. F5 eksi. F eksi 5 eşittir. 2'den. F eksi 5'e eksi 2 demiş. O zaman şu eksi 2 ile eksinin çarpma artı 2 mi oldu? Artı 2'yi karşıya attım. F5 neye eşittir? Hocam sıfıra eşittir. Cevap C seçeneğidir. Geldik 25 nolu sorumuza. Bu bir max min problemlerdir. Şuraya x dedim. Şuraya x dedim. Şurasına 2x dedik. Şurasına da y dedim. Evet. Şu be, e, -E a'ya eşitmiş. Kensöre demiş. Bakın. x, x, y, 2x. Diyor ki duvar dışındaki şu duvarın dışındaki 3 sıra tel ile çevrilmiş ve 360 olmuş. 3 sıra tel 360 sa 1 sırası 120 metredir. Doğru değil mi arkadaşlar? Evet. O zaman bir sıra yani 3x artı y 120. Bu bir kenarda kalsın. Adam benden bahçenin alanını en çok istiyor. Alan eşit midir? 2x çarpı y'ye. Tamam. Y yerine şu y'yi silip yerine 120 eksi 3x yazabilir miyim? Yani alanımız ne olur? Çarptım. 240 x eksi 6 x kare oldu. A bunun türevini alıp sıfır eşitleyeceksiniz. Türevi 240 eksi 12 x sıfırdan x'i ne bulduk? x'i 20 buldum. x 20 ise şurası 40'tır. Hani 2x ya. x 20 ise y de 60 mı çıkıyor arkadaşlar? Evet. 60 60 120. Y 60 çıktı. Adam benden şuranı alan istiyor. E 60 40'ın çarpımı. Cevap 2400'dür. Şıklardan 2400'ü bulurum. Ve 26 nolu soruma geçiş yaparım. Fx'in grafiği verilmiş. Artan, azalan ekstra, mum, cart, bunlar istiyor. Arkadaşlar F'in türevini önce bir alalım. F'in türevi 3x kare eksi 12x eşittir 0'dan X buradan bir 0 çıktı. X buradan bir 4 çıktı. Sayı doğrusunda 0 ile 4'ü gösterdim. Artı, eksi, artı. Şu artan, şu azalan, şu artan. Doğru mudur? Diyor ki 0 ile 4 aralığında azalandır. 0 ile 4 aralığında görüyor musunuz? Azalan. Birinci öncülümüz doğru. 2 tane yerel ekstra mum vardır. 1 ve 2. Doğru söylüyor. 2 tane 0'a eşit olduğu noktalar 2 tane olduğu için... İki tane ekstra mum vardır doğru. F'in türevi 5. Zaten F'in türevini biliyorum. F'in türevi 5. X yerine şurada bir 5 yazar mısınız? 75 5 beş, beş yazdım. 60 eşittir 15. F'in türevi 6'yı da bulalım. X yerine 6 altı yazalım. 6'ın karesi 36. 3 çarptım. 108. 6 kere 12 72. Iki, Farkı kaç çıktı arkadaşlar? Oho 36 mı çıktı? E bu da doğru. Bunlardan hangileri doğrudur? 1, 2, 3 doğrudur. 26'nın oldu sorumuzun cevabı Edirne'dir. Şıklardan Edirne'yi. Burası arkadaşlar 36 çıktı. Evet doğru söylüyor. Olay anlaşıldı arkadaşlar? Bakın bu F'in türevi. Şimdi F 5 mi büyüktür? f6 mı büyüktür deseydi. Burada fonksiyon artıyor. Dikkat ettiniz mi? O zaman artan azalana bakarsınız. Şurası 5. Şurası 6'dır. Çünkü 4'ten fazla. 5 mi daha büyük bir yere gider? 6 mı daha büyük bir yere gider? Tabii ki doğru olurdu. Ama bu direkt türevi istediği için. Türevi zaten bulmuştum. Bir 5 yazacaksınız. Bir 6 yazacaksınız. Sağlıyor mu sağlamıyor mu? Ona bakacaksınız. Ve geldik 27 nolu sorumuza. Değişken değiştireceğiz arkadaşlar. Şöyle bir şey. Bu eksi birden bire f x artı bir dx eşittir. Eksi dört imiş. Tamam. Şimdi ben buraya u desem. x artı bire u desem. Türevi birdir. Var mı burada gözükmeyen birimiz? Var. O zaman türeviyle birlikte dx hepsi ne oldu? du oldu. Şimdi sen neye u demiştin? Hocam biz x artı bire u demiştik. Tamam. x yerine bir yazalım. Şurada x yerine 1 yazıyorsunuz. Burası ne oldu? 2 oldu. Tabi burası f u d u. Sonra x yerine eksi 1 yazıyorsunuz. Burası ne oldu? 0 oldu. Eşittir. Eksi 4. Arkadaşlar şu sınırları değiştirdim. Çünkü bu sınırlar x'e aitti. Sen u x artı 1 dönüşümü yapınca türevi 1. 1 de var zaten. dx'en birlikte 1 ile birlikte hepsi d u oldu. Şöyle bir dönüşüm yaptım. Güzel. Bu bir kenarda kalsın. Şimdi geldik şu ifadeye. Hocam şu ifadeye şimdi sıra geldik. Hocam şu ifadede ben bu 2x'e u demek istiyorum. Sen 2x'e u dersen türevi 2. Nerede 2? O zaman 2'ye çarpıp 2'ye bölüyorsunuz. Şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Sen 2x'e u dedin. Şurayı 2'ye çarptın. Dışarısında 2'ye böldüm. Hadi neyse büyük işi kocaman yazalım. Bu 1'den 4'e karışmasın maksat. Bu F2x çarpı Dx eşittir. Eksi 6 imiş. Tamam. Silgimi aldım. Aa, dediniz ki hocam kalemimizi yine alalım. Şu 2x'e U dedim. Türevi 2. Hocam 2 yok. Kolaydır. Kırmızı kalemimi aldım. Şurayı bir 2'ye çarptım. Şurayı bir 2'ye böldüm. O zaman burası ne oldu arkadaşlar? Şurası du oldu. Süper. A Sorumuz bitmiştir. Şu 1 bölü 2 işler dışlar çarpımından burası eksi 12 oldu mu? Diyorsunuz ki F U çarpı D U eksi 12 oldu ama bu 1'den 4'e olmaz. Sen neye U demiştin? 2 X'e U demiştik. Önce X yerine 4 yazdım. Üst tarafı ne bulduk? 8 buldum. Sonra X yerine 1 yazdım. Alt tarafı ne oldu? 2 oldu. Tamam. A bunu bulduk. Buradan neyi bulmuştum? Buradan da şunu bulmuştuk. Tamam. Şimdi sıfırdan ikiye F U D U demek sıfırdan ikiye şu F X ile X ekseni arasındaki alan demektir. Demek ki şurası arkadaşlar dörtmüş. Niçin eksi yazmışlar? Çünkü X eksenin altında kaldığı için. Şimdi bana şu üçgensi bölgenin alanını bulur musunuz? Tabii ki bulurum hocam. Üçgen alanınızdan belli. Şimdi arkadaşlar benzerliği kullanarak Şöyle diyelim. Evet, benzerliği kullanarak altının 8'e oranı. Amacımız a şu yüksekliği bulacağız benzerlikten. Tamam, onu da buraya yazalım. 6'nın 8'e oranı. Eee burasını bilmiyorum. Şuraya h diyelim. h'ın 4'e oranı. Ee, 3 çıktı. Şurası arkadaşlar 3 birim çıktı. Tamam. Şurası kaç birimde? Şurası 6 birimde. 3 çarpı 6 bölü 2'den şuranın alanı ne çıktı? 9 çıktı. Ama 2 ile 8 arası şu 2 ile 8 arası f -U -D -U demek şu f -X ile x ekseni arasındaki alan eksi 12 yani 12'dir de altta kaldığı için eksi 12 o zaman şurası da ne oldu arkadaşlar? Şurası da 3 birim oldu. Çünkü toplamı 12 birim olacak ya. Şu yamuğun bana alanını bulur musunuz? Hocam tabii ki bulurum. Alt taban artı üst taban yani şuradan alanını bulacağız arkadaşlar. Burada M diyelim. Yani şu yamuğun alanını bulacağız. M artı 4 eşittir. Alt taban 3. Üst taban 4. Bölü 2. Çarpı yükseklik. Yani 2. 2, 2 2'yi götürdü. M buradan 3 çıktı. A bu M 3. Benden taralı alanların, boyalı alanların toplamını istiyor. E burası 3. E burası 3. Toplamı kaç birim oldu arkadaşlar? Toplamı 6 birim oldu. Şıklardan 6'yı buldum ve işaretledim. Olay anlaşıldım arkadaşlar? Mantık bu. Olay bu. Güzel bir soruydu. Çözümünü de bu şekilde yapmış oldum. Aynı mantık bir soru arkadaşlar. Nasıl yani? Değişken değiştireceksiniz. Bakın. Eksi 3'ten 5'e F 4 eksi x çarpı dx eşittir 24'müş. Şuraya u desem. Hatta onu kırmızı kalemden gösterelim. Daha güzel olur. Evet. Değişken değiştireceğim. Başka yapacağım hiçbir şey yok. Şuraya u desem. 4 eksi x'in türevi ne? Eksi 1. Şurayı eksi 1 çarptım. Eksi 1'e de böldük. Şurası ne oldu arkadaşlar? du oldu. Çünkü türevi eksi 1. Eksi 1'in dışarıda olması lazım. Eksiye çarptım. Eksiye böldüm. Güzel. Şimdi aldım kalemimi. Tamam. Dur dur dur. Siyah kalemimizi alalım. Bu nasıl bir şey oldu? İntegral f u çarpı d u. Şimdi sen neye u demiştin? Hocam valla biz 4 eksi x'e u demiştik. Önce x yerine 5 yazıyorsunuz. Şurası eksi 1 oldu. Sonra x yerine eksi 3 yazıyorsunuz. Şurası da 7 oldu. Şurada bizim eksi 1'imiz var. Neye eşitmiş? 24'e eşitmiş. Şu eksiği kaldırıp bunları yer değiştirebilir miyim? Tabii ki 1'den 7'ye F, U, D, U 24 oldu. Şu eksiği yok ettim. Bunların yerlerini değiştirdim. Ah, eksi 1'den 7'ye yerlerini değiştirdim. Zaten sonra da bizden ne istiyor? Zaten sonra da bizden onu istiyor işte. Eksi 1'den 7'ye F, X, D, X, F, U, D, U aynı şeydir. Cevap ne eşittir arkadaşlar? 24'e eşittir. Aslında üstten bulduğum şey alt çıktı. <laughs> yani cevap 24'tür. Şıklardan 24'ü bulurum ve işaretlerim. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Haydi geldik diğer sorumuza. Yukarıdaki verilen grafikte boyalı bölgeden her bin alanları değerlere eşitmiş. He. şuranın alanı A, 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 şuranın alanı A. Şuranın alanı A. Tamam. Ölçüde integralin değerleri ABC olarak gösterilmiş. Tamam. Yani şunun değeri A çıkmış. Tamam. Bulalım arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey. x üstünde üstündeyse artı A'dan B'ye diyor ya. Bakın A'dan B'ye. x üstünde üstündeyse şurası artı A. Ee, C'den de ye. Bakın C'den de ye. Y ekseninin sağındaysa artı solundaysa eksi eksi a. Burası sıfır oldu. Geldik buraya. X ekseninin altındaysa eksi. Y ekseninin sağındaysa artı sıfır oldu. X ekseninin üstündeyse artı. Y ekseninin sağındaysa artı. Bu da 2A oldu. Yani ben A, A dedim de, hani buradaki A'lardan karışmasın. A mı sıfır? B sıfır? C'mizde 2A çıktı. Burada en büyük kimdir? Tabii ki C. Yani cevap denizdi. En büyük C A ile B'de birbirine eşit. Olay anlaşıldı arkadaşlar? Mantık bu. Olay bu. Geldik. 30 nolu sorumuza. Hocam burada X neye eşittir? 2 kök. Gel dur ya. Y'yi yalnız bırakalım. Ben niye X'i yalnız bıraktım ki? Aa, kalemimi alayım. Y neye eşittir? Y x kare bölü 4 eşittir. Buradan y neye eşittir? Kök içinde 4 x de 2'yi dışarı atalım. Daha güzel olur. Evet. Evet, evet, evet. Evet. 2 çarpı kök x oldu. Bunları birbirine eşitleyelim ki kesiştikleri noktaları bulalım. Evet. Yani x kare bölü 4 eşittir. 2 tane kök x'e. Karelerini alalım. x üzeri de x sıfırdır kesinlikle. Çünkü 2 tane eşitlik varsa x'e 0 yaz. x sıfır bir tane kökümüz çıktı. x kare x e 4 bölü 16 eşittir. 4 kök x'in karesi zaten x'tir. Evet 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 çarpı x. <laughs> x x'i götürdü bir tane x'i götürdü. x küp 4'ün küpünden a x4 çıktı. Arkadaşlar aradaki alanı istiyorsak sıfırdan 4'e. Sıfırdan 4'e. İster bundan bunu çıkarın. İster bundan bunu çıkarın. Önemli değildir. Çünkü alanı istediği için negatif bile bulsanız biz mutlak değerini alacağız. Hocam x kare bölü 4 eksi 2 kök x dx. Aa. A bana bunu bulun. Çünkü ben bilmiyorum hangisi üstte hangisi altta. Arkadaşlar bir eğrim böyle bir eğrim böyle. Aradaki alanı istiyor. E ben buranın sıfır şuranın kestiği noktaları dört olduğunu biliyorum. Sıfırdan dörde üsttekinden alttakini çıkarmam lazım. Doğrudur. Ama hangisi üstte hangisi altta bilmiyorum. Bilmiyorsan arkadaşlar aslında şöyle mantıklı bir yolda deneyebilirsin. Nasıl mantıklı bir yol? Şimdi sana onu da göstereyim. A, aa. Şimdi sana mantıklı bir yol göstereceğim. Hocam e, bu arada 1 yok mu? 0'dan 4'e kadar 1 var. 1 yazınca şurası ne olur? Şurası 1 bölü 4 olur. 1 yazınca burası ne olur? 2 olur. Aha bu daha büyükmüş. Olay anlaşıldı mı? Yani aslında 2 kök x'ten x kare bölü 4'ü çıkarmamız lazım. Mantıklı olan bu. Tamam. E hadi. Şimdi bunun çözümünü yaptık mı arkadaşlar? Soru bitmiştir. E, ee, bu kök x demek x üzeri 1 bölü 2 demektir. 2'yi yazdık. 2 çarpı. Üstünü 1 arttırdım. 3 bölü 2 bölü 3 bölü 2. Eksi. Bu x üzeri 3 bölü 3'tür. 4'te daha önce vardı 12. Sıfırdan 4'ü. Sıfır yazmayacağım. Bir tek 4'ü yazmamız yeterli. Şunu bir ters çevirip çarptım. 4 bölü 3 çarpı. X yerine 4 yazdım burası 8 oldu. Çünkü 4, 2 üzeri 2'den 2 gitti. 2'nin küpü 8 kaldı. Eksi. 4 burada yazdım. Burası da 64 bölü 12. A bunun sonucu ne çıkacak? Burası 32 bölü 3. Eksi. 4'e 4'e böldük. Şurası 16 bölü 3. Cevap arkadaşlar kaç çıktı? 16 bölü 3 oldu. Şıklardan 16 bölü 3'ü buldum ve işaretledim. Yani cevap Bursa'dır. Olay anlaşıldım arkadaşlar. Güzel bir soru. Önce şuradaki y'yi çektim. Şuradaki y'yi çektim. Birbirine eşitledim. Bir kökü 0, bir kökü de 4 buldum. İşte bu 0'dan 4 kesiştikleri noktalar. 0'dan 4'e. Arasındaki alan isteniyorsa büyükten üsttekinden alttakini çıkardım. Bakın çıkarma işlemi yaptık. dx benden bunun cevabını istiyor. Gerisi kolay. Geldik 31 nolu sorumuza. Şimdi arkadaşlar burası bir birim. Şurası bir birim. Şunu düzgün yazalım ya. Ben şuraya çekiyorum arkadaşlar. Aa, evet. Şurasın 2 birim olduğu bize verilmiş. Şurası 45 imiş. O zaman burası 90 ise. Şurası 45 ise burası da 45'tir. Doğru değil mi arkadaşlar? Şurası da 45. Şurası da 45. Tamam. Tamam. Ben buraya x desem burası x şurası x. Şurası zaten 2 birim. Tanjant alfa 1 bölü 2'ymiş. Ha şuraya da alfa demiş. Şimdi ben tanjant alfa artı 45'i bana söyler misiniz? Alfa artı 45 eşittir. Karşı bölü komşu yani 2 artı x bölü x. Evet 2 artı x bölü x. Bu tanjant alfa artı 45'e Toplam fark formüllerinden tanjant alfa artı tanjant 45. Doğru değil mi? Tanjant alfa artı 45 demek. Tanjant alfa artı tanjant 45 bölü 1 eksi tanjant alfa çarpı tanjant 45 demek değil midir? Tamam tanjant alfa zaten belli. 1 bölü 2. Tanjant 45 zaten 1 bölü 1 eksi bu ikisini çarpımı. Yani 1 bölü 2. Bu 2 artı x bölü x. Aa, buradan bizden x'i istiyor arkadaşlar. Soru bitmiştir. Şimdi şurası 3 bölü 2. Şurası 1 bölü 2. 2, 2'yi götürdü. 3 kaldı. Yani bu ifade 3'e eşitmiş. İşler dışlar çarpımı yapalım. 3x, 2 artı x'ten x burada ne çıktı? X buradan bir çıktı. Bir ne metre? Çünkü bunlar arkadaşlar e, hı, 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 metreydi. Ama adam bizden santimetre istediği için e, bir metre kaç santimetredir arkadaşlar? 100 santimetredir. Cevap C çıkıdır. Şıklardan C'yi bulurum ve işaretlerim. Bu arkadaşlar formülümüzü hatırlatmak için yazdığım bir ifadeydi. Zaten bu formülü biliyorsunuz. Tanjant alfa artı 45 eşittir. Tanjant alfa artı tanjant 45 bölü 1 eksi tanjant alfa çarpı tanjant 45'tir. Bunu yerine yazdım. Burayı 3 buldum. Eşittir 3 dedim. Soru bitmiştir. Geldik 32 nolu sorumuza. B ve C kentleri arasındaki yol B ve C. Evet B ve C kent arasındaki yol C ve A kentleri arasındaki yolun açısının tanjantı. Dur, 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 dur. Yani şuradan bahsediyor. Şunun tanjantı 2 bölü 3 imiş. Hmm, şurası 2K ise şurası da 3K imiş. Öyle diyor. BC. BC dediği yer arkadaşlar şurası. ile CA. CA dediği yerde şurası. Arasındaki açının tanjantı 2 bölü 3 ise karşı bölü komşudan 2K'ya 3K. AB yolu 100 kilometreymiş. AB yolu yani 2K 100 kilometre ise K 50'dir. E K 50 ise buraya ne kaldı? 150. K'ya 50 yazınca. Şurası zaten 100. Tamam. Soru benden ne istiyor? A kentinden önce B kent A kentinden önce B kentine. A kentinden önce B kentine. Yani 100 kilometre yol gidecek. Artı. Sonra da C kentine giderse B'den C'ye gelmek için kaç kilometre yol gidecek? 150 kilometre yol gidecek. Toplam ne kadar yol gider diyor. E, belli 250 kilometre yol gider. Cevap C şıkıdır. Şıklardan C'yi bulurum ve işaretlerim. Geldik 33 nolu sorumuza. Şimdi cos BAC. Cos BAC. Şuranın kosinüsünü mü istiyorsun? A şuraya alfa diyelim. Evet kosinüsün diyor ki kosinüs alfa hangi değeri için uçaklar A'da çarpışırlar? Yani bir uçak arkadaşlar okursanız bir uçak İstanbul'dan aya doğru geliyor, bir uçak Muğla'dan aya doğru geliyor. Diyor kosinüsün hangi değeri için şu aradaki alfa'dan bahsediyor. Şu iki uçak karşılaşırlar ve çarparlar. Yani şu alfa'nın bizden kosinüsünü istiyor. E kolay. Kosinüs teoremi arkadaşlar. Şurası alfa. 200'e 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 bölelim. Sadeleştirme yapalım. Şurayı 200'e böldüm ne oldu? 4. Şurayı 200'e böldüm ne oldu? 2. Şurayı 200'e böldüm ne oldu? 3. Ha, bu açının bizden kosinüsünü istiyor. Alfanın karşısında ne var? 4 var. 4'ün karesi eşittir. 3'ün karesi artı 2'nin karesi. 2 çarpı 3 çarpı 2 kosinüs alfa. Ha, burada kosinüs alfa ne çıkarsa cevap odur. 4'ün karesi 16. Şu x'in toplamı ne oldu arkadaşlar? 9, 4 daha 13 mü? Şurası da 16. 16'yı bu tarafa atalım. Burada ne kaldı arkadaşlar? Eksi 3 ya da bir saniye ben niye böyle yapıyorum ki? <laughs> tamam. Aa, kalemimi alayım. Şu 13'ü karşıya attım. 3 eşittir. Şunların çarpımı eksi 12. Kos alfa. Eksi 12'ye böldüm. Kos alfa niye eşit oldu? Eksi 1 bölü 4'e. Var eksi 1 bölü 4? Hocam tabii ki var eksi 1 bölü 4. Cevap Adana'dır. Adana şıklarda buldum ve işaretledim. Gerçekten güzel bir deneydi, denemeydi arkadaşlar. Yani yordu beni. Gerçekten güzel. Başlangıç için müthiş bir denemeydi. Çözümünü bu şekilde yapmış olduk. E, ee, ne nolu denemede görüşmek üzere. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir de videoyu beğenip yorum atarsanız beni mutlu edersiniz. Hoşça kalın.